Merhabalar, tekrar 41. soruyla devam ediyoruz. Paragraf sorularımızın sonuncusu artık. Bu ondan sonra çok farklı alanlara geçeceğiz. Biliyorum ki pek sevmiyorsunuz bu alanı ama dediğim gibi benim çok zevk aldığım alanlardan bir tanesi paragraflar. Christopher Columbus, Europeans ve Indian'ı okudum şu an. O zamandan beri North Amerika'da yaşayanlara Indian yerli ismi veriliyor biliyorsunuz ama bu misleading diyor çünkü bir national identity'leri olmadığı düşünülüyor. Yani onları tek bir bu umbrella term dediğimiz kalıp yani böyle bir kalıp altına oturtmak pek doğru değil diyorlar. Arktiklerde yaşadılar, Southwest'te yaşadılar ve yaşam tarzları açısından büyük açıda farklılık gösterdiler aslında. Bu bence önemli çünkü yani bununla ilgili soru gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü burada açıklamalara giriyor. Yani bu bulundukları tribe'lar işte Cree'ler mesela işte Muz ve Karibu avlıyor gibi. Huron ve Iroquois'lar daha çok farmer'lar gibi. Burada muhtemelen bununla alakalı bir soru gelecek diye düşünüyorum. İşte Northwest'te yaşayanlar da fishing ile uğraşıyor vesaire. Europeanlar gelmeden önce ama daha çok hani fertile alanlar için daha bunlara fayda olacak alanlarda böyle nehir gibi yerlerde olmayı tercih etmişler. Ve yazları da bizon avlamayı tercih etmişler ama Europeanların gelmesiyle beraber daha fazla atlarla içli dışlı oldukça hunting'de de yani avcılıkta da daha çok işlerine yaradığını görmüşler. Dolayısıyla da bizon avlamak onun için çok daha uygun olmuş. Hem onların etinden faydalanabildikleri için hem de onların derilerini üzerine kıyafet ya da barınma gibi şeylerde kullandıkları için aynı zamanda bir takım araçlar yapmada kemiklerini kullanıyorlarmış. Böylelikle de günün sonunda da aslında çok fazla Amerikalı hani şu an bu tarzı yürütemiyor olsa da traditional açıdan hepsi böyle bir en azından geçmişe sahip olmaktan da gurur duyuyorlarmış. Bakalım şimdi burada ne soruyor? Hepsinin genel bir ifade altında toplanması doğru değil diyor. Inappropriate ve yukarıda da demiştik bunun sebebi neydi? Hepsinin aslında birden fazla bireysellik içeriyor olması, çok farklı olması ve hepsine aynı isim verilmesinin aslında uygun olmayışı. Bu da zaten A seçeneğinde kendini çok rahat bir şekilde göstermiş oluyor. Yine dediğim gibi ilk seçenekten hemen cevabı bulmuş olduk. Yani ne kadar çok bu anahtar kelimeye dikkat ederseniz, aklınızda tutarsanız o kadar daha rahat ilerlediğinizi göreceksiniz dediğim gibi. Şu an zaten yaptığım tek yöntem bu size deminden beri gösterdiğim. Burada da American Tribe'ler için hangisi geçerli diyor. North American olanlar Cree'lerdi. Bakın burada demiştik in the North. The Cree 100 Moose and Caribou zaten direkt aynı seçenek B seçeneğinde de var. Dolayısıyla bizim doğru cevabımız B seçeneği. Burada aklınızda ne kadar çok bunları tutabilirsiniz daha rahat olur. Ben hani şu an altını çizmek benim için PDF üzerinden zor olacağı için bunu yapmıyorum. Ama genelde okurken size söylediğim gibi işte Christopher Columbus, Europeans, Indians. Bunların altlarını ben çiziyorum. Yani burada dile getirdiğim kelimelerin ben altlarını çiziyorum. Yani bütün bir paragrafı çizerek okumuyorum. Bu çok kafa karıştırıcı olur sizin için. Dolayısıyla işinize yarayabilecek yerlerin altını çizin ve ihtiyacınız olduğunda da o notalara daha rahat dönebiliyorsunuz. 43'e bakıyorum şu an. European Interference. Evet orada da bu soru gelebilir demiştim. Europeanlar çünkü gelmeden önce ve geldikten sonrası çok farklıydı. Europeanlar geldikten sonra bunlar daha çok hunting yapmaya başlamışlardı bizimlere. Dolayısıyla D seçeneğinde de doğru cevabımızı almış oluyoruz. Daha fazla avcılığa yöneldiler biz onlarla özellikle atların kullanımıyla beraber. Evet şimdi diyaloglara geldik. Diyaloglar çok rahat ve diyaloglar bu sınavın en komik, en eğlenceli kısımları. Çünkü seçeneklerde çok komik yanıtlar yer alabiliyor. Hatta bundan sonra geliyordu yanlış hatırlamıyorsam tam emin değilim şu an sınav sıralamasından ama bir durum verip bir situation verip bu durumda o kişiye ne demeli o cümleler de çok eğlenceli oluyor. Hemen bakalım burada sunucumuz arabalarda ya da işte koltuklarda daha az vakit geçirmesi gerektiğini söylüyor. Konuştuğu fizyoterapist de evet bu böyle olması lazım dışarıda daha çok vakit geçirmeliyiz diyor. Ve sunucumuzun ne dediğini bilmiyoruz. Fizyoterapist de yine diyor ki hani dışarıda yiyeceklerini yiyebilirler ya da dışarıda daha çok aktivite yapabilirler. Bunu sorduklarına göre, simple things dediklerine göre ya hani insanların neler yapabileceğini bize burada sormuş olacak reporter hani daha ne yapabilirler farklı bir şekilde ya da yeni başlayan birisi neye dikkat edebilir, ne önerirsiniz gibi olması lazım. A seçeneğine baktığımız zaman insanları nasıl ikna edebiliriz? Böyle bir şey yok burada nasıl ikna edebileceğini söyleme gibi bir durum söz konusu değil. Outdoor aktivitelerin big city'lerde, büyük şehirlerde daha pahalı olduğuna dair bir şeye inanıyor musunuzun cevabı zaten bu olmaz. Physician'ın verdiği cevap burada doğru olmaz o zaman. Ne önerirsiniz? Nereden başlayacağını bilmeyenlere işte doğru cevabımız burada. D seçeneğinde diyor ki warm olduğunda dışarısı daha çok tercih edilmeli değil mi? Burada hava ile alakalı hiçbir bilgi yok. En sonunda da bunun benefitleri
nelerdir bunun iyi olduğunu gösteren benefitler nelerdir? Ama fizyoterapistin verdiği cevap bu değil. Dolayısıyla burada doğru cevabımız C olmuş oluyor. Hemen 45'e geçiyoruz. Fiona diyor ki Roman buildingleri, bu Roma binalarını çok güzel buluyorum. Çünkü bu kadar çok kompleks yapı yapılmış olmaları gerçekten etkileyici. Mary bir şey diyor ve Fiona diyor ki ne demek istiyorsun? Nasıl yani? Demek ki onun dediğiyle zıtlaşan bir şey söylememiz lazım. Yani ya bu Roman buildinglerin aslında daha önceden biliniyor olması, yani başkaları tarafından kullanıyor olması ya da aslında düşündüğü kadar kompleks olmayışı, yani ona zıt bir anlam bulmamız gerekiyor. Bakalım hangisi bizim seçeneklerimizde olacak. Mary de diyor ki aslında Greece architecture bunu yapmıştı. Greece mimarisi, Yunan mimarisi bunu yapmıştı. Onlara Romanlar destek olmuştu diyor. Demek ki bunu aslında Greece'ler yapıyordu ama birbirleriyle de etkileşim içindelerdi. Dolayısıyla ikisinin ortak yaptığı bir teknik olduğundan bahseden seçenek bulmamız gerekiyor. Burada da o şekilde okursak zaten doğru cevabımızın E olduğunu görüyoruz. Yani bu Roman construction'larda, yapılarında sadece Romanların değil, Greek'lerin de söz hakkı var ve aslında beraber bunu yaptıkları için hani onlara da bu noktada teşekkür etmesi gerektiğini söylüyor. Zaten hani onlara da teşekkür etmesini dediğinde Fiona'nın what do you mean demesi de çok normal. Çünkü Greece'lerin ne yaptığını bilmiyor. Ama diğer seçeneklerde hani ya Romanlarla alakalı ya işte onların astronomiyle alakalı falan, yani alakasız şeyler yer alıyor. Sadece Greeklerden bahsettiği için şöyle bir yanılgıya düşebilirsiniz. Hani burada da Greek diyor, neden bunu seçmedik? Ama burada bu sefer diyor ki Romanlar bu Greek style'ı benimseyen tek kişi değildi. O zaman devamında Mary'nin açıklamasında diğer benimseyen yerlerden de bahsetmesi gerekiyordu. Mesela Mısırlılar da, eski Mısırlılar da bunu tercih ediyordu gibi. Ama o şekilde bir açıklama olmadığı için cevabımız da E şıkkı olmuş oluyor. 46. soruya geliyoruz. Anne diyor ki çok fazla okuyorsun son zamanlarda. Boris de diyor ki hayır, sadece senle denk geldiğimizde bu şekilde oluyor. Ben geçen haftalarda sadece iki tane kitap okudum diyor. Anne de bir cümle kuruyor o sırada ve Boris de diyor ki neden kendine en azından ayda bir kitap okuma gibi bir hedef belirlemiyorsun? Demek ki Anne kitap okuma zorluğundan bahsedecek burada. Kitap okuyamıyor, çok zorlanıyor. Boris de bunu kolaylaştırmak için diyor ki neden bunu bu şekilde belirlemiyorsun? Anne de bunun çok iyi bir fikir olduğunu diyor ve bu beni motive edebilir diyor. Demek ki Anne de kitap okumak istiyor aslında. A şıkkına geldiğimizde kitap okumayı sevmiyorum dediği için zaten direkt elenmiş oluyor. Dediğim gibi demek ki kitap okumayı seven biri. Nasıl kendine zaman yaratabiliyorsun dediğinde Boris zaman yaratmakla alakalı bir cevap vermemiş, o yüzden bu da olmaz. C seçeneğinde senin kadar okumuyorum, bestselling novel'ları tercih ediyorum demiş. Bununla da alakalı bir şey yok. Orada tam tersi kitap okuyamadığından bahsetmesi lazım. İki kitap mı? Ben bu kadarına dayanamam, magazin okuyacağım diyor. Bu da alakasız çünkü tam tersi kitap okumak istiyor ki Boris buna bu öneride gelmiş. Geriye de E seçeneğimiz kalıyor. Ben her zaman vazgeçeceğim bir sebep buluyorum. Bu kesinlikle benim yapabileceğimden fazla bir sayı. O işte diyor ki hani neden kendine böyle bir hedef belirlemiyorsun? Aa, bu da beni motive edebilir diyor ve E'nin hoşuna giden bir ifade olmuş oluyor. Peki 7. soruya geliyoruz. Hasta ve diyetisyen arasında bir diyalogumuz söz konusu. Hastamız diyor ki kilo kaybetmek için çok çabalıyorum ama herhangi bir başarı elde edemedim. Sonra diyetisyen bir şey soruyor ve patient da diyor ki bunu birkaç kere evet ama yani pek işe yaramadı. Demek ki bu diyetisyen daha önce bir şey yapıp yapmadığına dair bir soru sorması lazım. Sonra da diyetisyen diyor ki tamam hani sorun değil, biz hani senin bu kilo vermenizde uğraşlar neyse onu bulacağız diyor. Evet, bakalım daha önce neyi deneyip denemediğini sorabilir. Daha önce profesyonel destek aldın mı, danıştın mı? Cevabımız bu. Yani çünkü direkt yani onu soruyor, yani bunu yaptın mı? Diğerlerine de bakalım. Genelde ne kadar yersin? Asla bununla alakası yok. Ne tarz diyetler denedin? Diyetlere dair bir açıklaması yok. Patient'ın bu da olmaz. Ne kadar sıklıkla junk food yiyorsun? Yani daha kötü beslenme alışkanlıklarına sahipsin. Neler yiyorsun? Bununla alakalı bir şey de yok. Zaten how often'a a couple of times gibi bir cevap vermezsin. Daha çok hani bahsedersin. Bu kadar yiyorum, şu kadar bunu yapıyorum falan. How long have you been? Ne kadar süredir bu diyettesin? Buna zaten diyemezsin a couple of times, yani ne kadar zamandır bu diyette olduğuna dair de bir şey söylemiyor zaten ki zaten diyeti diyetisyen ona verecek. Dolayısıyla daha önce profesyonel bir destek aldın mı sorusu çok daha doğru olmuş oluyor. 8. soruda da burada bir röportaj söz konusu. Drone kullanarak package delivery yapmak hani nereden aklınıza geldi gibi bir soru. Girişimci de diyor ki ben her zaman hani havacılıkla ilgilendim ve ondan sonra bu içinde bulunduğum firmanın da teknolojiyi kullanabilecek kadar olgun olduğunu fark ettim. Sonra tekrar bir soru geliyor kendisine ve girişimcimiz diyor ki bir tanesi dediğine göre demek ki burada neyi
yapıp yapabileceğine dair bir soru olması lazım ki adam bunu sıralamaya geçmiş. Güvenli bir şekilde ve bağımsız bir şekilde kendi başına bu işte dronlar vesaire neyse yönetebiliyor olmaları herhangi birine ya da bir şeye çarpmadan. Dolayısıyla sistemsel olarak hani bu dronların nasıl işleyebileceğine dair bir soru sormuş olması gerekiyor bizim interviewer'ımızın. Genel olarak da buna baktığımızda mesela A'da diyor ki economically more competitive yapmak adına bunu ne geliştirebilir? Burada ekonomiyle alakalı hiçbir belirteç yok. Bu seçenek değil. Neden sıradan insanlar drone delivery hakkında böyle şüpheleri var? Neden bu kadar çekimsel yaklaşıyorlar? Bununla alakalı bir şey söz konusu değil. Bu delivery sistemle alakalı insanlar ne kadar güveniyorlar? Yine alakasız. Çünkü bizim direkt bu drone'daki bir özelliğe fokuslanmamız gerekiyor. D seçeneğinde de ne kadar çok burada ilerleme kaydedebileceksiniz delivery sisteminiz içerisinde diyor. Tabii ki de cevabımız bu. Burada geliştirmek istedikleri şeyin daha güvenilir ve daha bağımsız hareket edebilecek bir özellik olması gerektiğini söyleyen bizim burada drone odaklanmamız gerekiyordu. E seçeneğinde drone çeşitlerini sormuş. Bu drone çeşidi değil burada zaten girişimcinin anlattığı şey. Dolayısıyla cevabımız bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi bu 49. sorudan itibaren yukarıda soruda verilene en yakın olan cevabı bizim bulmamız gerekiyor. Yani bir aslında çeviri yapacağız. İngilizce'de İngilizce çeviri gibi bir şey. Bir noktada da aslında paraphrase yapmış olacağız. Kelimeleri hani değiştirmemiz lazım. Big yerine large atıyorum. Hani bu tarz yakın kelimelerle aşağıda benzerini bulmamız lazım. Burada dikkat etmemiz gereken şey ekstradan kelime ekleniyor mu? Ya da ekstradan anlamını değiştirecek bir takım şeyler ekleniyor mu? Şimdi burada zaten bir tane E şıkkında gözüme çarptı. Onu da anlatacağım gösterirken. Burada direkt birebir aynısını aşağıda bulmamız gerekiyor. Açıkçası şahsen benim en sevmediğim bölüm burasıydı. Çünkü dikkat etmeniz gereken çok nokta var ve çok dikkatli okumanız gerekiyor. Arttırdığınız saniyelerin belki bir kısmını burada harcamanız gerekebilir. O yüzden bunu çok hızlı geçerseniz çok büyük hatalar yapabilirsiniz. Biraz odaklanmamız gerekiyor. Küçük size'ına rağmen, boyutuna rağmen Costa Rica'nın coğrafyası hani rainforest'lerden arid region'lara kadar uzanıyor. Ve bu geniş alan içerisinde de çok büyük bir biodiversity yaşıyor. Yani bir sürü hayvanlar, canlılar vesaire Costa Rica'da bulunuyor. Şimdi burada E seçeneğinden başlarsam eğer, orada direkt gözüme çarptığı için söylüyorum. While Costa Rica is blessed with, burada hani blessing ile alakalı hiçbir şey yok ve bu direkt kişinin kendi şahsi görüşü. O yüzden bu zaten elenir. Costa Rica'nın küçük olması buna engel değil gibi. Burada boyutla alakalı hani üzerine çok durdukları bir şey yok. Boyutu sadece küçük bir bilgi olarak veriyor. Küçük olmasına rağmen bu kadar büyük bir coğrafya içerisinde bir sürü biodiversity içeriyor gibi bir bilgi var. Burada bizim fokuslanmamız gereken şey Costa Rica'nın içerisindeki biodiversity'nin çok olması. Burada da seçeneklere baktığımızda da bunun C seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Küçük bir country olmasına rağmen içerisinde kocaman bir aslında barındırdığı canlı çeşitliliği söz konusu diye. Yani burada odaklanmanız gereken kısmı yok aslında kendinize almalısınız. Yani burada onun küçük olması mı önemli? Bir biodiversity'ye dahil olması mı? Kocaman bir biodiversity içerisinde olması mı önemli? Cümlenin devamında zaten despite'den sonra uzun uzun bunu anlattığı için belli ki biodiversity'ye önem veriliyor. O noktada hani önceliği belirlemeniz lazım cümlede. Hani nereye fokuslanmış bu cümle acaba? 50. soruda da konuşma dilinden ziyade vücut dilinde hani fazlasıyla kullanıyoruz mesajlarımızı, modumuzu ya da aslında dileklerimizi, düşüncelerimizi iletirken. Yani vücut dilimizin ve konuştuğumuz dilin aynı mesajları iletmede kullanıldığını öne vurmuş olacağız. Bu da B seçeneği de var zaten. Konuşma diline sadece kendi hani konuşma dilimize yansıtmıyoruz yaptığımız şeyleri aynı zamanda vücut dilimize de yansıtıyoruz. A seçeneği neden olmaz? Çünkü a good amount of information demiş. Yani bu modumuz, intentionımız hakkındaki şeyleri bu şekilde yani ya body dilini ya da spoken language kullanarak aktarabiliriz biliyor musun? A good amount of information gibi bir şey asla bu soruda söz konusu değil. Bunu söyleyemeyiz zaten. C seçeneğinde de plenty of messages yine bir mesajdan bahsediyor ama yukarıda hani bunu multitude yüzünden çeviriyor. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Bu zaten large number demesinin sebebi o. Ama burada söylediği şey hani spoken language yerine rather than body language gibi hani bir karşılaştırma var. Yukarıda karşılaştırma yok. D seçeneğine geldiğimiz zaman da bu iki dilden birini kendi işte bazı mesajlarımızı bazı diyor. Burada bazı dememesi lazım çünkü multitude demiş. Burada bir hani buradaki gibi large number ya da işte plenty of message gibi bir bildiri olması gerekiyor genel olarak o yüzden. O da olmaz.
İkisi de effectively bir şekilde yansıtmamıza destekliyor. Effectively olduğuna dair yukarıda hiçbir şey belirtmemiş. Yani konuşma dili ya da vücut dili çok effectivedir bu noktada gibi bir belirteçte elin soruda olmadığı için burada doğru cevabımız B seçeneği olmuş oluyor. Bunlar dediğim gibi sadece küçük kelimeleri yakalayarak oluşturabileceğiniz noktalar, çok fazla paragraf vesaire gibi taktik size verebileceğim bir yer değil. Ama hani dikkat edebileceğiniz kelime bazı en azından belli başlı noktaların olduğunu da bu şekilde size belirtebilirim. 51. soruya geliyorum. Railroad kadar çok az invention'ın, çok az discovery'nin aslında dünyayı etkilediğinden bahsediyor. Yani Railroad'un şu an çok önemli oluşundan bahseden bir paragraf aşağıda okumamız gerekecek. Ve aynı zamanda horse ve camel ile, at ve deve ile yapılan da taşımacılığın önüne çok geçmiş olduğunu gösteriyor ve ilk transport olduğunu, first mode of land transport olduğunu. Çünkü biliyorsunuz ki o zamanlar bütün taşımacılık atla ve deve ile yapılıyordu ama Railroad'la beraber, bu taşımacılıkla beraber de aslında çok fazla öne geçmiş olduklarını söylüyorlar. Bizim burada dikkat etmemiz gereken şey Railroad'un ne kadar çok öne çıkarıldığı, ne kadar çok bastırıldığı. Cevaplarda buna dikkat etmemiz gerekecek. Ve baktığımız zaman da ilk sıkta Railroad'un bu tarz uzak yerlere gitmenin, çünkü out distancing diyor. Out distancing'i burada longer distances olarak almış. Horse ve camel'ları da geçerek tarihi, dünyanın tarihini etkilediğini ve diğer inventionlardan, yukarıda yazıyor zaten few inventions dediği için, ve diğer inventionlardan daha kalıcı ve direct olarak etkilediğini söylüyor. Çünkü more immediate ve lasting impact var burada. Immediate için burada directly demiş. Lasting impact için de permanently kelimesini kullanmış. Burada doğru cevabımız A olmuş oluyor. Neden B seçeneği olamaz? Çünkü burada bahsederken sadece transport invention'a yoğunlaşıp one of which was railroad deyip yukarıda tamamen railroad'dan bahsettiği şeyi burada iki virgül arasında küçücük, kısacık bahsetmiş ve burada sadece bunun açıklamasını çok küçük geçerek as it made it possible gibi vermiş. Bizim burada railroad'u aslında öne çıkarmamız gerekiyor. Zaten direkt A seçeneğinde railroad diye başlayarak ona verdiği önemi göstermiş. C seçeneğinde de horse ve camel'ın railroad tarafından bastırıldığını söylüyor. Burada kesinlikle hani onu bastırmak gibi bir özelliği söz konusu değil. Sadece railroad'un çok önemli olduğunu, bu kadar çok kullanıldığı için horse ve camel'ı da tabii ki yer olarak, uzunluk olarak da açtığından bahsediyor. Yine burada öncelik vermesi gereken railroad'du. D seçeneğine bakıldığında zaten batılı vesaire cümleler koymuş. Çok alakasız burada bir olumsuz eklemeler, bir şeyler olmuş. Zaten bu hiç değil. Şu an okumuyorum bile bunu. World history has been influenced. Number of inventions including the railroad. Hani bir sürü number of invention'la etkilendi. Bunlardan bir tanesi de railroad'du. Burada zaten yine railroad'u öylesine geçmiş oldu. Tam tersi, railroad kadar çok az invention etkiledi demesi gerekiyordu. O yüzden doğru cevabımız yine bu olmamış oluyor. 52. soruya geçiyorum. Dil öğrenmek aynı zamanda kültür öğrenmenin çok önemli partlarından bir tanesidir. Çünkü günlük kullanım dilinde de bu dil de aynı zamanda çok etkiliyor. Yani kültür ve dilin birbiriyle olan etkileşimine yoğunlaşacağız. Ve bunların aslında birbirinden ayrılmıyor oluşundan bahsedeceğiz. Çünkü integral part demiş. Yani aşağıya baktığımız zaman bu integral kelimesinde bir şekilde verilmiş olduğunu göreceğiz. Ve buna baktığımız zaman da D seçeneğinde substantially effects, yukarıda çünkü diyor dramatically effects, bunun yerine substantially demiş. Yine burada kelime bilgimizi biraz konuşmamız gerekecek. Ve ayrılma konusunda da cannot be separated diyor. Burada da aynı şekilde integral part dediğimiz için bu ayrılamaz dememiz gerekiyor. A seçeneğine baktığımız zaman kültür etkiliyor ama bakıldığında işte kültürde dili etkiliyor falan böyle bir şeyler söylenmiş. Kesinlikle yukarıdaki cümleyle bir alakası yok. Burada aynı şekilde kültürün öğrenmesi dili etkiler ama yani tam tersi, ikisi birbirinden ayrılmaz ve hani kültür öğrenci zaman konuşma dilinde etkiler. Hani o cümlesel olarak, anlamsal olarak zaten bir uyuşmazlık söz konusu. C seçeneğine baktığımızda kültür genel olarak etkiler, determines diyor ama aslında yani burada tam olarak söylediği o değil ve gene yani sonraki seçeneğe baktığımız zaman da perhaps demiş, belki demiş, yukarıda belki gibi bir şey söylemek mümkün değil. Integral diye basa basa bunu söylemişler zaten. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz D olmuş oluyor. E'ye de bakalım inip. Learning language means
Particular language demiş. Particular language gibi bir şey yukarıda zaten yok. Hani particular'a karşılık gelebilecek, kelime olarak karşılık gelebilecek bir şey söz konusu değil. Burada dediğim gibi sizce yukarıdaki bu kelimenin karşılığı aşağıda ne olabilir şeklinde cevaplara bakarsanız çok daha rahat aslında ilerleyebildiğinizi göreceksiniz. 53. soruya bakıyoruz. Evet, gaz üreten endüstriler aynı zamanda da aslında yenilebilir enerji sorularını da yapma konusunda destek olmalılar. Bu soruda da baktığımız zaman aslında bu industrial country'lerin de destek olması gerektiğini söylüyor ve doğru cevabımız da D seçeneği. Soruyu okurken aynı zamanda seçeneklere bakıp hangisi olabilir diye düşünmeye çalışıyorum. D seçeneği daha yakın, yani olası görünüyor çünkü yani bakıldığı zaman bir sonuç açıklama, yani bir sebep açıklamak gerekiyor bununla alakalı ve the reason why diye girdiği için zaten bunu açıklamış oluyor. Bu ülkelerin aynı zamanda bu tarz bir şey yapması gerekiyor diye. A seçeneği olmaz. Çünkü should stop releasing demiş. Yukarıda bunu kesinlikle kesmeler gibi bir ibare asla yok. Dediğim gibi yukarıdaki ile aşağıdakinin birbirine denk düşebileceği kelimeler olması lazım. It is the duty of demiş. Yukarıda bu onun görevidir, duty'sidir, işte assignment'ıdır gibi bir bildirim yok. Yine aynı şekilde o da olmadı. Countries world start using renewable energy. Start using yerine world'un buna dönebiliyor olması, yani onları ikna etmek yerine onları buna sunmak olması gerekiyor. Yine o yok. Not only demiş the other countries. Sadece işte bu industrial değil, diğer country'lerde buna destek olma falan, yukarıda zaten böyle bir belirtecimiz yok. Heh, sonunda bitirdik. Ben bu çeviri kısmından dediğim gibi çok haz etmiyorum. Orada biraz daha yoğunlaşmam ve kelimelere dikkat etmem gerekeceği için bunlar en eğlenceli kısımlar. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bu kısımlardan bir tanesi Twitter'da da düştü. Yani bayağı komikti. Daha eğlenceli bir kısma geldiğimizi düşünüyorum şu an. Evet, Ergen oğlumuz kampa gidecek 5 günlük ve Jason diye arkadaşı var ve Jason'dan çok etkilendiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla biz onunla gitmesini istemiyoruz ve firm bir şekilde, sert bir üslupla bunu reddedeceğiz. O yüzden A zaten olmaz, sorry dear demiş. B'de de he may be good demiş ama aslında Jason'ın good olduğunu düşünüyoruz. Olmaz. Do whatever you want diyemeyiz çünkü istemiyoruz gitmesini zaten. D seçeneğinde de senin asla Jason'la buraya gitmene izin vermem diye bir seçeneğimiz var. Doğru cevabımız bu olmuş oluyor. E seçeneğinde de kurallarıma uyarsan önünde durmam demiş ama tam tersi. Ona kurallarıma uy ve dur dememiz gerekiyor. 55. soruya geçiyorum. İşte bu soru Twitter'da karşıma çıkmıştı arkadaşlar. Burada diyordu ki çok önemli bir sınavınız var ve gece 1 ama yukarıda parti var komşunuzda. Onları bir saat önce uyarmanıza rağmen hala çok fazla gürültücüler ve yukarı çıkıp onları kızgın bir şekilde uyarıyorsunuz. A seçeneği diyor ki ben partiye davet etmediği için çok gerçekten üzülmüş durumdayım, sinirlenmiş durumdayım. B seçeneğinde de eğer bu parti 10 dakika içinde bitirmezsem polisi arayacağım gibi sert ve kaba bir tabir söz konusu. Ama zaten sinirli olduğumuz için bizim doğru cevabımız bu olmuş olacak. Çünkü zaten bir saat önce uyarmışız ve hala herhangi bir sessizlik söz konusu değil. Senin eğer böyle bir şeyin olsaydı ben bunu yapmazdım. Bunu sinirli bir şekilde söyleyebileceğinizi zannetmiyorum. Daha çok B seçeneği sinirliyken söyleyebilecek bir şey. Eski komşularımı çok özledim. Onlar nasıl parti yapacağını biliyordu. Bu da olmaz. Bu parti çok kötü. Bu insanlar çok hani konuşabileceğim insanlar değil gibi. Yani çok insan var ama bunlarla konuşamıyorum. Çok güzel seçenekler var gerçekten. Çok eğlenceli. Ama doğru cevabımız B şıkkı. 56'da da bir arkadaşınızın sergisi var paintinglerle, resimlerle ve en yakın arkadaşınıza da bu sergiye gitmek için ikna etmek istiyorsunuz. Ona soruyorsunuz ve diyor ki ben bu aktiviteleri sevmiyorum, sergiye gitmeyi sevmiyorum. Sizin de hayal kırıklığınızı belirtmeniz gerekiyor. A seçeneğinde sevmesen bile bana katılman beni mutlu ederdi. Kendim çünkü bu konuda çok heyecanlı hissettim. Doğru cevap bu olmuş olacak dolayısıyla. B'de de geçen sefer oraya gittiğimde çok sevmiştim. Bence denemelisin gibi bir şey söylüyor. Ama bunu dersek burada bir herhangi bir disappointment, herhangi bir hayal kırıklığı ifade etmemiş oluyoruz. A seçeneğinde hani en azından beni mutlu etmek için gelebilirdin. Ben bunu da heyecanlandım dediğinizde bir disappointment var. C seçeneğinde ben çok kararsızım. Ne yapalım o zaman falan. Bu da disappointment belirtmemiş oluyor. D seçeneğinde de bizim için vakit kaybı, ne yapalım diye bir soru var. Bu da olmuyor. E seçeneğinde de neden planlarımı hep böyle mahvediyorsun? İşte ben bunu haftalardır gitmeye çalışıyorum falan gibi kaba bir tabir var. Dolayısıyla yani bu disappointment'tan ziyade azarlama. Burada da doğru cevabımız A seçeneği olmuş oluyor.
57. soruya geçiyorum. Bir iş görüşmeniz var ve biraz geç kalıyorsunuz. Arkadaşlarınızdan bir tanesi sizi arabayla götürmeyi teklif ediyor. Ve bundan çok mutlu olup memnun bir şekilde ona bu gratitude'u vereceksiniz. Memnun olduğunuzu kendisine söyleyeceksiniz. Nasıl söylersiniz? A seçeneğinde gerek yok. Otobüsle giderim. Tabii ki bu değil istiyorsunuz. Teşekkür ederim teklifin için. Koşarak yetişebilirim. Hayır, tam tersi, kabul edeceğiz onu. Çünkü yetişemiyoruz ve geç kalacağız. C seçeneğinde evet, bu bana çok yardımcı olur. Eğer otobüse binseydim kaçabilirdim diyoruz. Dolayısıyla kendisine teşekkür ediyoruz. Gratitude'umuzu sunuyoruz ve ardından bize ne kadar yardımcı olduğundan bahsediyoruz. D seçeneğinde de senin arabanı yıkamıştım. O yüzden bana zaten hani borcun var. Bu da biraz komik bir tabir olmuş oluyor. E seçeneğinde de metroya binerim, belki daha hızlı olmuş olur. Tabii ki de seçeneğimiz bu değil arkadaşlar. Doğru cevap C olmuş oluyor. 58. Arkadaşlarınızdan bir tanesi sizden para almış ve hala ödememiş. Çok yakın arkadaşsınız ve unuttuğunu düşünüyorsunuz. Hani onu rahatsız etmek istemiyorsunuz. Böyle sinirlendirecek bir üslup da değil ama paraya ihtiyacınız olduğunu söylemek istiyorsunuz. A seçeneği böyle direkt laps diye girmiş. Hep bunu yapıyorsun da işte sürekli para soruyorsun, hiç ödemiyorsun vesaire. Bu dolayısıyla olmayacak. Çünkü bu şekilde konuşmayacağız. B seçeneğinde de lütfen aldığın parayı geri öde, yoksa bir avukat tutacağım ve seni mahkemeye götüreceğim. Bu da olmayacak dolayısıyla. C seçeneğinde sana verdiğim parayı hatırlıyor musun? Sence geri ödemenin vakti değil mi? Yıllar oldu. Bu da çok kaba bir tabir. Yani biz sadece hani onu unuttuğunu düşünüyoruz ve onu üzmeden böyle bir teklifte bulunacağız. Bunu gündeme getirmek istemem ama yani bu ay içerisinde pek rahat giderlerimi karşılayabileceğimi düşünmüyorum. Dolayısıyla sence ödünç aldığı parayı yakın zamanda ödeyebilir misin? Bu gayet kibar ve ona bunu hazırlayıcı bir söylem. E seçeneğine de bakarsak, sana verdiğim parayı hatırlıyor musun? O kadar çok vakit oldu ki artık ona ihtiyacım bile yok. Hiç bunun hakkında düşünme bile gerek yok. Bu da tabii ki böyle bir seçenek olmaz. Dolayısıyla doğru cevabımız D olmuş oluyor. Bu kısmı çok seviyorum. Çok eğlenceli. Hem sınavda da biraz kafa açar, biraz keyfiniz yerine gelir. Hem de sonrası için biraz kafa boşaltıcı bir alan bence. Çünkü hani sınavın artık sonuna geliyorsunuz ve yoğunlaşıyor. 59. soruya geliyoruz. Burada da boş bırakılan yerlere doğru cümleleri yerleştireceğiz. O yüzden cümlenin başına ve sonraki kısmına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Anlam bütünlüğüne, hangi alanın devam ettiğine. Zaten çok arada kalırsanız da cümleyi yerleştirip okuyarak da bunu çok rahat elimine edebilirsiniz. Sosyolojinin insanları açıklayan bir bilim olduğundan bahsediyor ama tek bir alana da kendini kısıtlamıyor. Yani dolayısıyla bizim aslında bu nokta kısmında birden fazla alandan, birden fazla başlıktan bahsetmemiz gerekecek. Zaten A seçeneği hemen bunu veriyor. Popular music, migration, poverty, birçok alanda aslında sosyologlar yoğunlaşıyor diyor. Hiç diğer seçenekleri bu noktada okumanıza bile gerek yok ama şu an göz ucuyla bile baktığımda hani bu tarz farklı alanlardan bahseden bir yer olduğunu da şahsen görmüyorum. Dolayısıyla hemen 60. soruya geçebiliriz. Microwave ovens yemeği hemen ısıtmıyor, sadece suyu ısıtıyor ve su moleküllerini harekete geçiriyor. Boşluk sonrasında diyor ki hepsi, yani bütün yemekler su içeriyor, yani sadece bu yemekler içermiyor. Dolayısıyla bizim yine şu boşlukta suyla alakalı bir şeyle devam etmemiz gerekiyor. Çünkü suyu açıklıyor, sonrasında da su olmayan maddelerle alakalı bir açıklama yapıyor. Bu şekilde sorulara baktığım zaman da doğru cevabı B olarak görüyorum. Burada sıcak suyun yine onu ısıttığından ve suya enerjiyi daha eşit bir şekilde dağıttığından bahsediyor. Çünkü burada A seçeneğinde enerji dağılımından bahsediyorum. Bir su dağılımından bahsetmemiz gerekiyor. Burada da microwave ile normal oven karşılaştırmasını yapmış. Yukarıda karşılaşmaya dair hiçbir şey yok. D seçeneğinde de işte kim daha hızlı ısınır ya da ısınmaz gibi bir karşılaştırma söz konusu, yukarıda yine bununla alakalı bir şey yok. E seçeneğinde de suyun kaynama sıcaklığından vesaire bahsetmiş. Yine bununla alakalı bir şey yukarıda yok. Sadece hani maddeyi nasıl ısıttığıyla ilgili bir bilgi olması lazım. Bu da B seçeneğinde mevcut. 60. soruyu da bitirdik. Geriye kaldı 20 soru. Öbür 20 soruyu da bir sonraki videoda görebilirsiniz. Sınavın artık sonlarına geliyoruz. Bakalım geri kalan sorular nasıl?